Bu sıradan bir olay değildir. Buna paralel devlet yaptı diyor. Bunların hepsi palavra. Devletin vicdanı yapmıştır bu operasyonu. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti kendi tarihinde terör örgütlerine destek veren bir kimlikle ortaya çıktı. Barikatları kuran arkadaşlara da, kişilere de, kim yapıyorsa onu bilmiyoruz tabii. TAK tarafından yapıldığını, PYD ile bir ilgisi olmadığını ikna oldunuz mu, yoksa PYD ile ilgisi olduğu kanaatinde misiniz? Hükümetin biraz aceleci davrandığı kanısındayım ben. Daha sağlıklı verilere ulaşabilirdi ama bu verilere ulaşmadan böyle bir açıklama yapması gerçekten kaygı verici. Peki PYD'nin, YPG'nin terör örgütü olduğunu düşünüyor musunuz? Bir örgüt eğer gerçekten PKK terör örgütüyle arasına mesafe koyuyorsa, o örgütü kınıyorsa, biz terör örgütü değiliz diye bir net, somut bir açıklama yapıyorsa, elbette biz bu açıklamaya önem veririz. Biz hapiste hasta yatan PKK'lıya da gittik, DHKPC'liye de gittik. Necmi Alpay, Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan. Ben buna kontrollü darbe demeyeceğim de ne diyeceğim? Ha şu olabilir. Terör örgütüne destek vermiş olabilirler, terörü desteklemiş olabilirler, başka bir şey yapmış terörist olabilirler. Ya terörist olabilirler belki. Ama orada silah olması lazım. Yani devlet gücünü sivillere, yani devlet dışı militanlara devrediyor. Terör örgütlerine destek vermeseydik bunlar başımıza gelmezdi. Afrin'le ilgili şimdi konuşuyorlar. Afrin Elbap gibi değildir. Elbap'ta uluslararası uzlaşma vardı. Afrin'e şimdi girmek için bağırıp duruyorlar. Bağırıp çağırıyorlar. Önce siz diplomasiyi sonuna kadar zorlayacaksınız. Selahattin Bey'in hapiste olmasını gerektiren ne var? Şimdi bütün renkleri parlamentoya taşımayı başardık. Bir başka adaletsizlik örneği. Osman Kavala. Osman Kavala bir iş adamı. Aynı zamanda bir vatansever. Aynı zamanda insan hakları savunucusu. Aynı zamanda adaletten, haktan, hukuktan yana bir insan. Bütün meydanların dolması lazım. Bütün meydanlar. Biliyorum şimdi diyecekler ki Kılıçdaroğlu işçileri isyana davet etti. Eğer hak arama talebinde bulunan bir işçi yakalanıp niye hakkını arıyorsun diye hapse atılıyor ve işçiler meydana çıkmıyorsa kimse kusura bakmasın, o işçiler işçi değil. İşçi değil, bu kadar açık ve net söylüyorum.